Bugün Suriye'de demokrasi var mı? İran'da demokrasi var mı? Irak'ta demokrasi var mı? Bugün görüyorsunuz Libya'da demokrasi var mı? Hiçbir yerde yok. Tek İslam ülkesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi var. Bu demokrasiyi kesintiye uğratmayalım. Bu demokrasiyi sıkıntıya sokmayalım. Ne yazık ki bir gün gelecek ki bu anayasayı yurttaşlarımızın önüne uzatanlar bile diyecekler ki biz yanlış karar vermişiz, doğru karar vermemişiz. Evet, anayasa, tekrar söylüyorum basın mensubu kardeşlerim, anayasa 12 Eylül anayasasıdır. Anayasa askerlerimizin yapmış olduğu anayasadır, doğru değildir. Anayasa değişmelidir ama anayasa toplumsal mutabakatla değişmelidir. Anayasayı siviller, siyasi partiler, bütün sivil toplum kuruluşlarımız bir araya gelmeli, bismillah diyerek yapmalı, inançlara saygılı layıklık diye yapmalı, kuvvetler ayrılığını koruyarak yapmalı, parlamentoyu koruyarak yapmalı, siyasi partiler kanunu seçim sistemini değiştirerek yapmalı ama kutuplaştırarak değil, bütünleştirerek anayasayı yapmalıyız. İnşallah kısmet olursa bir kez daha söylüyorum, %51.8'de hayır çıkması halinde bile biz buna asla sevinmeyeceğiz. Biz pazartesi günü sıfırdan yeni bir anayasa yapmak için parlamentoda grubu bulunan bütün partilerle ve parlamentoda grubu bulunmayan diğer partilerle konuşarak hepimizin kabul edeceği, hepimizin üzerinde mutabakat sağlayacağı bir sivil anayasayı yapmaya inşallah Karacabey'den başlayacağız. Başkanım, nasılsınız efendim? Merhabalar. Başkanım, merhaba. Ne var ne yok? Siz çok geldiniz efendim. Vallahi. Tabii. 2004-2014 arası. Ondan sonra işte şimdi vatandaş gibi dolaşıyoruz. O da güzel, o da güzel. Olsun. İyi günler efendim. Başarılar, başarılar. Hadi bakalım. Hadi. 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 Hadi.